23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinden oluşan heyet Vali Ali Manti'ye ziyarette bulundu. Valilik makamına oturan Fazıl Mehmet Gökten yaptığı açıklamada Aksaray'ın bölgenin en güzel illerinden birisi olduğunu söyledi. Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Okul Müdürü Mehmet Aras ve öğrencilerden oluşan heyet valilik makamında Vali Ali Manti'ye ziyaret etti. İlimiz Valisi Ali Mantı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Daha sonra Vali Ali Mantı, valilik makamını 4B sınıfı öğrencisi Fazıl Mehmet Gökten'e devrederek Aksaray ile ilgili düşüncelerini açıklamasını istedi. İlk öncelikle hoş geldiniz. Kendimi tanıtayım. Ben Fazıl Mehmet Gökten, Cumhuriyet İlkokulu'ndan geliyorum. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olduğu için bir günlüğüne valilik makam koltuğuna oturmuş bulunmaktayım. Sayın Valimiz Ali Mantı'ya ve Milli Eğitim Müdürümüze bize en iyi eğitim koşulları sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Aksaray ilimiz bölgemizin en güzel illerinden birisidir. Bizim ilimiz ekonomik, sosyal ve eğitim alanında ülkemizin en önde olan iller seviyesine yükseltmemiz gerekir. Bu konuda valilik makamı olarak üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğiz. İlimizde gördüğüm kadarıyla kütüphanelerin ve parkların sayısı yetersiz. Ayrıca var olan çocuk parklarında da geleneksel oyunlarımızın oynanabileceği alanlar yok. Bu bizim için çok üzücü bir durum. Bu yüzden geleneksel oyunlarımızın unutulmaması adına var olan parklarımıza geleneksel çocuk oyunlarımızın oynanabileceği alanlar yapılabilir. Çocuklar bizim her şeyimiz. Bizler onların güvenliğini çok önemsiyoruz. Parklarda oluşabilecek olumsuzluklara karşın Emniyet Müdürlüğü'nden gerekli tedbirlerin alınması konusunu görüşmemiz gerekir. Lütfen. Ben Fazıl Mehmet Gökten, Cumhuriyet İlkokulu'ndan geliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olduğu için bir günlüğüne valilik makam koltuğuna oturdum. Parklarımızda olumsuzluklar yaşanabiliyor. O yüzden parklarımızın daha güvenli bir hale getirilmesini istiyorum. Sayın Valim, emirleriniz anlaşıldı. Ben gerekli tedbirleri aldıracağım efendim. Kulleri bir açın. Var mı efendim? Yoktur. Peki efendim. Hayırlı günler efendim. Size de iyi günler. Kapatayım mı? Şimdi abi, daha üstü yere çıkarız. Biz Aksaray'da bir potansiyel var. Biliyorsunuz geldik geleli Aksaray Spor'la ilgili elimizden gelen her şeyi fazlasıyla yaptığıma ben inanıyorum. İnşallah bundan sonra elimizden geleni yapacağız. Zaten Aksaray yeri maddeki değildir. Aksaray daha üst bitlere layık. Aksaray süper ligini de kaldırabilecek vasıfta bir şey. İnşallah daha yukarılara doğru gideceğiz. İnanıyorum. Tebrik ediyorum. Bu sene o zaman Sayın Valim, sizin geliniz Aksaray Spor'a bir uğur oldu diyebiliriz. Oldu zaten. En azından yani şükür dediğimiz. Zor oldu ama bir üstüne çıktık. İnşallah daha iyi olacağına inanıyorum. Olacak önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz inşallah. Hizmet çektiniz mi Sayın abi? Yok. Ben burada izledim. Cumhuriyet Meydanı'nda şu karşıda bir ekranda izledim. Gayet de güzeldi. Zaten ben kahvaltı programında bu maçı alacağımızı söylemiştim. Çocuklar gözünde o ışık, güven, emniyet onları gördü. İnşallah. Üçüncü bir sıralar. Orada ikinci, birincilik. İnşallah. İnşallah. Belediye yapıyor bizim. Bugün de gidiyor efendim. Şu anda onlara da gidiyor. Şu anda efendim oradalar. Belki de o yüzden açamıyorlardır. Yani bir grup emniyet müdürümüzle
Cumhuriyet Belediye Başkanlığımızla, Başsavcılığımızla, Üniversitemizle, Rektörlüğümüzle, biraz sonra da Milli Eğitim Müdürlüğümüze verecekler efendim. Kalk bakalım, valimize ben vereyim. Evet. Evet, tut. Bu geri kalanlar da valimiz verecek. Evet efendim. Hadi bakalım. Hadi geçin. Tamam, evet. Tamam, geçin. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Mehmet Sarrafoğlu İlkokulu öğrencilerine bıraktı. Mehmet Sarrafoğlu İlkokulu Müdürü Adem Küçük, sınıf öğretmeni Gönül Dabanlı ve okulun 4. sınıf öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Belediye Başkanı Evren Dinçer'i makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, temsili olarak koltuğunu sırasıyla Ömer Etka Aytekin, Melike Sena Görmez, Perihan Beril Dabanlı, Zeynep Karanfil ve Enes Özkaya'ya bıraktı. Belediye Başkanı Evren Dinçer, koltuğunu teslim ettiği başkanları dinledi. Yeni belediye başkanları okul bahçelerine çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması yapılması talimatını verdiler. Ardından çocuk parklarında yıpranan oyun gruplarının değiştirilmesini istediler. Tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan Başkan Dinçer, kendisini ziyarete gelen öğrencilerle sohbet etti. Sorun varsa onları düzeltmek isterim. Şehrimiz için ne yapmayı planlıyorsunuz? Projeleriniz nedir? Aksaray için ne gerekliyse yani onu yapmayı planlıyoruz. Çocuk oyun parkları yapacak mısınız? Evet. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu Okul Müdürü Yusuf Şahin, Okul Müdür Yardımcısı Savaş Kalkan, İngilizce Öğretmeni Aysun Uzun ve 7. sınıf öğrencileri Emniyet Müdürü Ali Karabağ makamında ziyaret etti. Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın koltuğuna oturan 7. sınıf öğrencisi Alperen Açıkgöz, ekiplere ilimizde özellikle okul çevresinde bulunan park, internet kafe ve oyun salonlarının kontrol edilmesi, uyuşturucu satıcıları ile etkin bir mücadele yürütülmesi, yaya öncelikli trafik yılı ilan edilen 2019 yılında özellikle yaya geçitlerinde trafik kurallarına uymayan sürücülerin denetlenmesi yönünde telsizle ekiplere talimat verdi. Emniyet Müdürü Ali Karabağ ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilere günün anlam ve önemine binaen çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi. Aksaray'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü gerçekleştirildi. Aksaray'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yaklaşık 1500 kişinin katılımıyla geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü gerçekleştirildi. İHA İnsani Yardım Vakfı'nın acil müdahale ve arama kurtarma ekiplerince Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda şehit olan askerler anısına Kapadokya'nın incisi Ihlara Vadisi'nde yürüyüş düzenlendi. Kar yağışının yer yer etkili olmasına rağmen yürüyüşe katılan öğrenciler ve İHA ekipleri yaklaşık 400 basamakla inilen Ihlara Vadisi'nin eşsiz güzelliğini izledi. İHA Acil Müdahale ve Arama Kurtarma Birim Sorumlusu Vedat Dirican, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında yürüyüş yaptıklarını ve bu yürüyüşü şehitlere adadıklarını söyledi. Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan da 15-22 Nisan'da tüm Türkiye'de kutlanan Turizm Haftası'nın Aksaray'da geleneksel 14 kilometrelik Ihlara Vadisi yürüyüşüyle devam ettiğini aktardı. Geçen yıl Ihlara Vadisi'ne 501 bin ziyaretçinin geldiğini belirten Doğan, turizm sezonunun çok iyi başladığını, 2019 hedeflerinin daha yüksek olduğunu dile getirdi. Yürüyüşe Güzel Yurt Kaymakamı Muhammed Tugay, Güzel Yurt Belediye Başkanı Ünal Demircioğlu, Ihlara Belediye Başkanı Ahmet Dinç ve çok sayıda kişi katıldı. İki gün önce Hakkari'de şehit olan askerlerimizin adını adadık. Allah cennet mekan etsin yerlerini. Yakınlarına sabır versin. Turizm Haftası'nda neyse böyle bir etkinlik düzenlemiştik. Ama bunu şehitlerimize adadık. İnşallah hayırlara vesile olur. 12 kilometrelik parkurda Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Aksaray acil yardım ve arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla 47 kişilik bir ekip yürümeye başladık.
Vadi girişinden, merdivenlerden yaprak işlere kadar aşağı yukarı 12 kilometrelik bir parkurda inşallah bunu oradaki şehitlerimize adadık. İnşallah Allah kabul eder. Arama kurtarma. Yağmurla kan yoruyoruz. ...15-22 Nisan tarihi itibariyle ülke genelinde turizm haftası kutlamaları devam ediyor. Bugün de Ihlara Vadi başındayız. Ihlara Vadisi'ndeki 14 kilometre sahanın 3,5 kilometresini vatandaşlarımızla beraber yürüyeceğiz. Bugün hava biraz da soğuk olmasına rağmen gayet güzel bir katılım sağlandı. Hep beraber yerli ve yabancı turistlerle beraber, vatandaşlarımızla beraber inşallah 3,5 kilometrelik sahada aşağıda vadi içerisinde yürüyeceğiz. Ülkemiz genelinde Kapadokya içerisinde Aksaray'ın turizmdeki önemi ortada. 1 milyona yakın ziyaretçisi olan Aksaray'da geçen yıl 2018 yılı itibariyle Ihlara Vadisi'nde 501 bin ziyaretçi Aksaray'ı, Ihlara Vadisi'ni ziyaret etti. İnşallah bu seneki hedeflerimiz daha yüksek. Turizm sezon itibariyle çok iyi başladı. Bundan sonraki süreçte de inşallah bölgemizdeki turizmi, ilimizdeki turizmin gelişmesi yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.15 Temmuz Milli İdare Meydanı'nda gerçekleşen basın açıklamasında şehit Yener Kırıkçı'nın cenazesine yapılan saldırının ülkenin birlik ve beraberliğine, iç huzuruna yapılan organize bir saldırı olduğuna vurgu yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının arkasındaki güçlerin Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek bulanık suda balık avlamaya çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ramazan Koçak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıfta bulunarak şunları söyledi. Gün kızgın demiri soğutma günü ise herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimi, birlik ve bütünlüğü feda edilemez dedi. Değerli arkadaşlarım, genel başkanımıza Ankara Çubuk'ta katıldığı bir şehit cenazesinde yapılan saldırı ve linç girişimini Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı olarak basın açıklaması yaparak kınıyoruz. Bugün ülkemizin başkentinde hepimizin şehidi Mehmetçiğimizin cenaze töreninde şehidimizin cenazesine katılan tek siyasi parti lideri olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na hain bir saldırıda bulunulmuştur. Bu hain saldırıyı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkçı'ya ve onun ailesine de karşı yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir protesto değildir. Yapılan sıradan bir provokasyon da değildir. Bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna karşı yapılmıştır. Bu saldırının azmettiriceleri bellidir. Adına gazete denen bir takım paçavralarda kimler Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Cumhuriyet Halk Partilileri hedef gösterdiyse, bir takım operasyon kanallarında kimler Sayın Genel Başkanımıza idam tehditlerinde bulunduysa, Cumhuriyet Halk Partililerin şehit cenazelerine alınmaması için kimler talimat verdiyse, meydanlarda bu ülkenin kurucu partisine Gazi Mustafa Kemal'in
iki büyük eserinden biri dediği Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimler ağza alınmayacak hakaret ve tehditlerde bulunduysa bu saldırının altyapısını hazırlayan da onlardır. Aynı emperyalist güçlerin hizmetkarlarıdırlar. Toplumumuza kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri bugün yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Askerimize kurşun sıkarak bu ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan hainlerle, attığı manşetlerle milleti şehit cenazeleri üzerinden bölüp parçalamaya çalışan edepsizler aynı emperyalist güçlerin hizmetkarıdırlar. Aralarında açıkça bir amaç birliği vardır. Bunların ipini tutan odaklar aynıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin her bir üyesi olarak bu hain saldırıyı gerçekleştiren zavallıların arkasındaki güçlere karşı dimdik ayaktaydık. Ayakta durmaya da devam edeceğiz. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Gün kızgın demiri soğutma günüyse herkes de buna göre davranmalıdır. Ancak demiri bugün bile kızdırmak için çaba gösteren siyasiler olduğunu üzülerek görüyoruz. Bunları sağduyuya davet ediyoruz. Basit siyasi menfaatler için ülkemizin tüm demokratik birikimini, birlik ve bütünlüğünü feda edemeyiz. Bu saldırının arkasındaki güç ve azmettiriciler derhal yargıç önüne çıkartılmalıdır. Cevaplandırılması gereken çok sayıda soru vardır. Bu sorular mutlaka cevaplandırılmalıdır. Kamuoyu rahatlatılmalıdır. Bu girişimin failleri bellidir. Bu güvenlik zafiyetine sebebiyet verenler, saldırının büyümesine seyirci kalanlar hakkında derhal gereken işlemler yapılmalıdır. Ankara Valisi ve İçişleri Bakanı daha önce sarf etmiş olduğu sözler de dikkate alınarak derhal istifa etmelidir. Bu arada Milli Savunma Bakanı'na da bir sorumuz vardır. Genel Başkanımızı linç etmek isteyen, o evi yakın diye bağıran hainlere dönüp de mesajlarınızı verdiniz demek ne anlama gelmektedir? Bu organize güruh ne mesajı vermiştir? Bu nasıl bir cümledir? Bu kendini bilmezlerin vermek istediği mesaj bellidir. Kimlerin değirmenine su taşıdıkları da bellidir. Bugün ve bu saatten sonra artık sorumluluk makamındakiler kullandıkları dile özen göstermelidir. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz soğukkanlılıkla oynamak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz. Bizler Kuvayi Milliye'nin devamı olan Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Kıymetli basın mensupları ve mücadelemize gönül vermiş saygıdeğer yoldaşlarımız, aramızda Sultanhanı ilçe başkanımız var, Gülağaç ilçe başkanımız var, Ortaköy ilçe başkanımız var, Ağaçören, Sarıyaşı ilçe başkanlarımız var. Bu kınama için bizlere destek verdiler ve Aksaray'daki ittifak ortağımızın il başkanı, yani İYİ Parti il başkanımız burada. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Basın açıklamamız burada bitmiştir. Hepinize saygılar sunuyoruz. Aksaray'da tüfekle vurulan 4 flamingo telef oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Hamidiye sazlığına yumurtlamak için gelen ve avlanması yasak olan flamingolara tüfekle ateş edildiği ihbarını aldı. Bunun üzerine sazlık alana giden ekipler, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından tüfekle ateş edilen iki flamingonun telef olduğunu belirledi. Yaralı halde bulunan iki flamingo ise Aksaray Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürüldüğü sırada öldü. Ekipler, flamingoları öldüren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
21 Nisan 2019 Pazar günü ilimiz Taşpazar Mahallesi, şehit polis Mehmet Rüştü Arkaç Sokak'ta meydana gelen, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri olan Abdurrahman D. ve Hüseyin A. isimli şahıslar, 21 Nisan 2019 günü yapılan operasyon sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Konya Ereğli'de Özel Bilim ve Teknik Koleji resim sergisi düzenledi. Düzenlenen sergiye Ereğli Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özkoç, iş adamı Halil Ercan ve Salim Uz, okul müdürü Mustafa Serpek ve öğrenciler katılımda bulundular. Okul müdürü Mustafa Serpek'in konuşmasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Sergiye ilgi yoğun oldu. Okulumuz öğrencilerinin ve okulumuz görsel sanatlar öğretmeni Vicdan Karaşahin'in hazırladığı resim sergisinin açılışı için buradayız. Hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur sözüyle sanatın milletler için ne denli önemli olduğunu vurgulamıştır. Her sanat sanatkarını anlatır. Buradaki sanat eserleri de öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini anlatmaktadır. Bir düşünürün de dediği gibi, güzel gören güzel düşünür, güzel düşünen hayattan zevk alır diyerek sanattaki düşüncelerin güzelliği anlatılmaktadır. Güzelliklerini tuvale yansıtan öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum. Görsel sanatlar öğretmenimizi tebrik ediyor. Daha nice güzel eserler vermelerini temenni ederek katılımından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Nisan ayında yağan karın keyfini turistler çıkardı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte peri bacaları beyaza büründü. Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ise yağan Nisan karı ile birlikte Kapadokya'da 4 mevsimi yaşamanın mutluluğunu yaşadı. Kar yağışının yağmasıyla birlikte bölgeyi ziyarete gelen turistler bu anları bol bol fotoğraflarken bahar ayında Kapadokya'da kar yağışını gördükleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Evet, yaklaşıyoruz. Haydi hızlı. Evet, hadi gidiyoruz. Nece sus? Delos tuatı var. Sen orada gireceğim. Sus diyorum ya. Bölgesel Amatör Lig 5. grup 26. hafta son maçında deplasmanda Metcem Silifke Spor'u 2-1 mağlup eden Aksaray Belediyespor grubu şampiyon olarak tamamlayarak playoff grubuna yükseldi. Silifke'de oynanan Metcem Silifke Spor Aksaray Belediyespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde temsilcimizin taraftar ve futbolcularının bulunduğu otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi.
Bölgesel Amatör Lig 5. grup son hafta karşılaşmasında Medcem Silifke Spor ile Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi. Oynanan maçta Aksaray Belediyespor 24. dakikada Ömer Çiçek ve 45+2'de Enes Soy'un attığı muhteşem gollerle ilk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamladı. Medcem Belediyespor oyuncusu Necati Önal'ın 82. dakikada penaltıdan attığı gol ile durum 2-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Aksaray Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Aksaray Belediyespor, Medcem Silifke Spor'u 2-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'de grup lideri olan 12 takım arasına girdi. Bölgesel Amatör Lig'de 12 grup liderinden 9 tanesi 3. lige yükselecek. Playoff kurallarının çekilme tarihi belli oldu. 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da Orhan Saka Amatörler Evi'nde çekilecek olan kurada Aksaray Belediyespor'umuzun karşısına çıkabilecek muhtemel rakipler şunlar. 1. grup Ağrı 1970 Spor, 2. grup Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 3. grup Kelkit Belediye Hürriyet Spor, 4. grup Yozgat Spor 1959, 6. grup Akşehir Spor, 7. grup Bucak Belediye Oğuzhan Spor, 8. grup Soma Spor, 9. grup Belediye Derince Spor, 10. grup 1877 Alemdağ Spor, 11. grup Modafen Spor. Bölgesel Amatör Lig 5. grup 26. hafta son maçında deplasmanda Medcem Silifke Spor'u 2-1 mağlup eden Aksaray Belediyespor grubu şampiyon olarak tamamlayarak playoff grubuna yükseldi. Silifke'de oynanan Medcem Silifke Spor Aksaray Belediyespor arasında oynanan karşılaşma öncesinde temsilcimizin taraftar ve futbolcularının bulunduğu otobüse kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırı düzenlendi. Bölgesel Amatör Lig 5. grup son hafta karşılaşmasında Medcem Silifke Spor ile Aksaray Belediyespor karşı karşıya geldi. Oynanan maçta Aksaray Belediyespor 24. dakikada Ömer Çiçek ve 45+2'de Enes Soy'un attığı muhteşem gollerle ilk yarıyı 2-0 üstünlükle tamamladı. Medcem Belediyespor oyuncusu Necati Önal'ın 82. dakikada penaltıdan attığı gol ile durum 2-1 oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Aksaray Belediyespor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Aksaray Belediyespor, Medcem Silifke Spor'u 2-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı ve Bölgesel Amatör Lig'de grup lideri olan 12 takım arasına girdi. Bölgesel Amatör Lig'de 12 grup liderinden 9 tanesi 3. lige yükselecek. Şehir şampiyonluğu kutluyor. Haftalardır özlenen, beklenen gün işte bugündü. Bugün büyük final Silifke'deydi ve Aksaray Sporlu futbolcularımız bugün Silifke deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönüyor ve şampiyonluğu şehirle beraber kutluyor. Evet efendim, özlenen şampiyonluk geldi. Son maça kalmıştı. 2-1'lik galibiyette gelen şampiyonluğu nasıl özetlersiniz? Vallahi biraz zor oldu. Heyecanlı oldu, biraz zor oldu ama güzel oldu ama Aksaray Spor'a amatörlük yakışmıyor. Biz Aksaray Spor'u en az ikincilikte veya birinci ligin alt sıralarında görmek istiyoruz. Onun için Aksaray Spor Balı Ligi'nden bir an önce kurtulmalı. Şehrimizin ileri gelenlerine sesleniyorum. Lütfen biraz yardımcı olun, maddi destek olsunlar. Bu takımı buradan uzaklaştıralım. Balı Ligi'nden artık oynamıyoruz. Bu arada Suriye sınırında olan Uzman Çavuş oğlum Ömer Çağrı'ya da İletirseniz çok selamlarımı söylüyorum. O da bir Aksaray Spor taraftarı. Ona buradan öpüyorum. Selam gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şampiyon taraftar daha var. Siz neler söyleyeceksiniz? Türkiye'nin tek namalip takımını yendik biz. Hak ettiğimiz bir şampiyon oldu. Üçüncülükte başarılı Aksaray Spor'a. Siz neler söyleyeceksiniz? Tebrikler. Sonuna kadar destekler. Her şeye rağmen şampiyon oldu Aksaray Spor. Evet, şampiyonluk kutlanıyor. Neler söyleyeceksin? Biz bunu çoktan hak ettik. Biz öldük dirildik. Ama biz bunu herkesten daha çok hak ettik. O kadar çok hak ettik ki ağlamamak işten değil. Hakikaten 90 dakika nefeslerimizi tuttuk ama. 90 dakika değil, 2004'ten bu tarafa biz hep böyleyiz. Biz hep böyle olduk.
Hep böyle olmak zorunda kaldık. Ama en sonunda Rabbime şükürler olsun. Sevgili seyirciler, takım şampiyonluğu kutluyor. Neler söyleyeceksin? Evet, kaç senedir kaçırdım bu şampiyonluğu. Bu sene yakaladık. Bu sene takımımız şampiyon. Aksaray kazandı. Türkiye kazandı. Neler söyleyeceksiniz? Arkadaşlar bir dakika. Evet. Gel. Neler söyleyeceksin, şampiyon olduk? Abi iki senedir bunu kovaladık. Sonunda başardık. Belediye başkanımıza, valimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşekkür İşte şampiyona bu taraftan yakışır. Gel. Neler söyleyeceksin? Aksaray şampiyon oldu. Belediye başkanımız, valimiz. Gele ise teşekkür ediyoruz. Evet. Bu şehir bu takım inandı. Şampiyon Aksaray Spor. Bitti, bu kadar. Bitti. Evet, şampiyon taraftar konuşuyor. Aksaray şampiyon Silifke. İşte taraftar, işte şampiyon. Böyle bir şey yok. Hakeme rağmen Aksaray her türlü her yerde en büyük Aksaray. Evet. Çıktık kral gibi, krallar gibi topumuzu oynadık. İşte taraftar, işte şampiyon. Aksaray Spor'un başka Aksaray takımının başka takımı yoktur. Bunu herkes övülsün. Üç yıldır şampiyonluğu istiyorduk ama bu sene oldu. Hiç kimse karşımızda duramaz. Ölene kadar Aksaray Spor. Aksaray'ımıza bu yakışır. Bu millete hepsine teşekkür ediyorum. Evet. En büyük Aksaray Spor, başka büyük yok. Duygularımı nasıl tarif etsem bilmiyorum ama en büyük Aksaray. Aksaray Spor'u oynamayan Aksaray Spor'u yenememiştir, tamam mı? Evet. Formalar ter, formalar kan olsun dedik, en büyük cevabını verdik. Şampiyon Aksaray. Buradan Aksaray Spor futbolcularını tek tek tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık, şampiyon Aksaray Spor. Bundan sonraki başarılarının devamını diliyorum. Şampiyon Aksaray. Özledik. İki sene bekledik. Bu sene oldu. Teşekkür ediyoruz herkese. Şampiyon Aksaray. Evet. O zaman hep birlikte Kanal 68 der miyiz? Teşekkürler Kanal 68. 1 2 2 Kanal 68. Evet, teşekkürler. Tamam. Şampiyon takımın taraftarı neler söylüyor? Vallahi 3 senedir bu anı bekledik. Hep ayak oyunlarıyla Aksaray Spor'u şampiyonluktan ettiler. Ama bu düzen, hani bunların bir hesabı vardı, Allah'ın da bir hesabı vardı. Çok şükür taraftarımızın sayesinde, futbolcu kardeşlerimizin ayağına sağlık. Bugünkü gol görüldü. Yani hakem taraflı bir sunum yaptı, maç yönetti. Yalnız Aksaray Spor şampiyon olmasını bildi. Bu taraftarın hakkı, hep beraber takımımızı karşılayacağız. Ona göre herkes meydanda olsun. Teşekkürler. Siz efendim? Aksaray Spor bu sene yüzümüzü güldürdü. Bütün halkın desteğiyle Aksaray'ımızın arkasında durduk. Taraftar takımımızın arkasında durduk. Bundan sonraki zamanda da yine takımımızın arkasında duracağız. Büyük destekçisi olacağız. Takımımızı da bundan sonraki futbol hayatında büyük başarılar diliyorum. En büyük Aksaray. Evet.
saatler 21'e yaklaşıyor. Yoğun yağmura rağmen Aksaray şampiyon takımı bekliyor. Şampiyon takımı yolunu gözlüyor. Seviyorum diyerek kandırma beni. Derin uykularda kandırma beni. Kaldır kolları, hadi bakalım.
Bozkır'da açan çiçek Aksaray ilimizin güzel sevgili insanları. Hepiniz Aksaray meydanına bu kutlamaya coşku verdiğiniz için sizlere camiam adına teşekkür ediyorum. Orada şunu söyledim. Bu gemi yol aldı. Bu geminin çıkış yeri Yusuf Sülük'tür. Bundan sonra gelen süreçte hep beraber taraftar şehir, hep beraber şu takımın etrafında pervane olacağız. Şu takımı yukarıya çıkaracağız. Şurada bizi yağmur çamur her yerde desteklemeye gelen taraftarlarımıza, camiam adına, hocalarım adına teşekkür ediyorum. Altyapıya teşekkür ediyorum. Başkanımıza Durmuş Bey'e, başkanımız Ahmet Kulağa teşekkür ediyorum. Nedim kardeşimize teşekkürler ediyorum. Yönetim kuruluna, İsa arkadaşlarımıza hep beraber sırt sırta gönül gönüle verelim. Şu işi bitirelim. Hepsinize iyi akşamlar diliyorum. Çiçekler solmaz abi. Biz bu Aksaray'a bahar getirdik. İnşallah darısı playoff maçına. Bizim için zor. Biz deplasman takımıydık. Biz zaten inanıyorduk. Zaten inancımızla orada gösterdik. Allah'a çok şükür olsun. 6-7-0 bitecek maç. 2-1 bitti. Hakem olsun. 2-1 oldu ama bizim oldu. Buradan bütün Aksaray halkına ve taraftarına çok teşekkür ederim. İnşallah playoff'ta da ilk maçımızda geçip Aksaray'ı 3. lige hediye etmek istiyoruz. Abi Allah'a şükürler olsun ya. Yemin ederim böyle mutluluk yok. Yani bu mutluluğu hiçbir şeyle satın alamazsın ya. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Ben geçen yıl bu takımdan ayrılmak zorunda kaldım. İçimde bir uhde kalmıştı. Devresi geldiğinde dedim ki nerede kalmıştık Aksaray dedim. Rabbime şükürler olsun. Deli Uğur geri geldi. Şampiyonluk geri geldi. Allah'ıma şükürler olsun. Playoff'larda da bu takımı 3. kez çıkartacağız. Hiç kimsenin şüphesi olmasın abi. Playoff'lar için neler söyleyeceksin Uğur? Abi her takıma saygımız sonsuz ama biz en iyi takımız bu Bal Ligi'nde. Bunu herkes biliyor. Herkese bugün bir kez daha gösterdik. Hiç sıkıntı yok abi. Çıkacağız. Bugün oynadığımız mücadeleyi edeceğiz. Allah'ın izniyle 3. kez çıkacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben seni sağlarım.